2 Şubat 2024 Cuma günün tarihi TR724'te ajansla selamlıyoruz sizleri. Merhaba sevgili izleyiciler. Zaman zaman teknik sorunlar yaşıyoruz. Mesela dün olduğu gibi tabii ki bizimle ilgili olan kısmını kabulleniyor ve affınızı diliyoruz. Ama hemen başlarken şunu da rica ediyoruz sizden. Evet, bazen övgülerinizi, belki de hak etmediğimiz övgülerinizi alıyoruz. Fakat dönem itibariyle en ufak bir övgünüz bile kıymetli. Fakat en az onun kadar kıymetli olan da tabii ki eleştirileriniz ve hepsi kadar kıymetli olan da aslında şöyle bir dönemde hakikatin sesi olmaya çalışan biz ve bizim gibi yayın yapmaya çalışanların yayınlarını mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırmakta bize yardımcı olmanız. Zaten yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz bunun için. Bundan sonrası için de bizimle işbirliğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz ve başlıyoruz olan bitenle. Ardından Profesör Sayın Eser Karakaş'la haftanın bakiyesini konuşacağız ve satırda kalanla noktalayacağız ajansı. Tekrar hoş geldiniz. Türkiye'nin konuşacak çok konusu var fakat bazılarının özellikle üzerinde durulması gerekiyor. Can Atalay kararı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar okutuldu yahut da okunmaya çalışıldı. Ama neticede Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Peki bundan sonra ne yapılmalı tartışmaları arasında? CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu sevgili izleyiciler. Bununla birlikte hemen ekleyelim ki başvuruyu zaten Gökhan Günaydın iletti. Anayasa Mahkemesi'ne CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın iletti ve bugüne kadar da bu kararı Kurtulmuş neden okutmadı diye sordu basın mensuplarına. Tabii ki bu konuda Kurtulmuş ne diyecek önemli. Aslında dedi sorun mahkemelerin sorunuydu dedi. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi koltuğu gibi önemli bir makamı işgal eden hem de bir akademisyenin bu konuda herhalde söyleyecek ve yapacak daha fazla işi, daha fazla sözü olmalı. Hemen ekleyelim. Türkiye İşçi Partisi de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu sevgili izleyiciler. Bu vekilliğin düşürülmesinin yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Türkiye İşçi Partisi. Biz de aslında bu iki başvuru üzerine şunu sorma ihtiyacı hissediyoruz. Peki bu defa ne olacak? Çünkü Can Atalay zaten daha önce iki kere Anayasa Mahkemesi'ne dosyasını iletti ve Anayasa Mahkemesi de iki kere Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Fakat Yargıtay kendi yetki alanı olmayan bir konuda vazife edindi ki burada tabii ki ondan önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutumunu da eklemek lazım. 3. Ceza Dairesi bu konuyla ilgili bir tebliğ sundu ve neden öyle olduysa Yargıtay'ın kararı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Ve bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi neden acaba anayasaya saygı mitingini düzenlemedi sorusunu bir kere daha sormamız gerekiyor. Bakalım bunun üzerine CHP ve diğer muhalif partiler daha somut bir adım atacaklar mı? Devam edelim. İstanbul ve İzmir'de operasyon vardı sevgili izleyiciler. Mossad ajanı olduğu iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve Mossad'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Evet, işin haber boyutu bu. Fakat tabii ki yine zamanlama itibariyle üstünde durmamız gereken noktaysa bu konuyla ilgili İsrail'in daha önce bir açıklaması vardı hatırlayacaksınız. Bu konuyla ilgili derken Hamas üyeleri nerede olursa olsun etkisiz hale getirilecek şeklinde bir açıklamaları vardı. Türkiye de bu konuda bir cevap vermişti. Sanırım bu da onlara cevap mahiyetinde devam eden operasyonlar. Fakat işin aslı ne olacak? Çünkü şu ana kadar gözaltına alınan sadece 7 kişiden söz etmiyoruz. 2022 aralığından bu yana operasyonlar düzenleniyor ve 68 kişi oldu toplam bu şekilde gözaltına alınanların sayısı ve o şekilde operasyonlar devam ediyor. Bu mesaj doğru bir şekilde iletiliyor mu? Ya da gerçekten bu işin arkasından ajanlık iddiası doğrulanarak mı çıkacak? Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail ile ilişkiler düzelecek mi? Bu sorular hiç gündemden düşmüyor. Çünkü İsrail ile ilgili malumunuz Türkiye'de hani pek çok eleştiri vardı. Tabii ki haklı eleştiriler vardı Gazze konusunda. Ama iktidar bir taraftan İsrail ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor. Özellikle Mavi Marmara'dan sonra yaşanan o gerilimli yıllardan sonra bakalım bu ajan operasyonu nasıl karşılık bulacak. Türkiye'de dedik ya konuşulacak çok konu var. Onlardan biri de Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıydı. Santa Maria saldırısı olarak akıllarımızda yer etti, öyle kaldı. Fakat orada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu saldırıyla ilgili soru işaretleri hala
yerini koruyor zihinlerimizde. Fakat konuyla ilgili emniyet hızlı bir operasyon gerçekleştirdi ve netice aldı. Ama herkes şunu merak ediyor. Gerçekten bu iki tetikçi üzerinde mi duruluyor? Yoksa bu iki tetikçi oraya neden, ne amaçla gitti? Bu işin perde arkasına ulaşılabilecek mi? Asıl önemli konu da bu. Konuyla ilgili sevgili izleyiciler, gözaltılar vardı. 34 şüpheliden 25'i tutuklandı. Onu belirtelim önce. 9 kişi serbest bırakıldı. Fakat bu 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 şüphelinin 25'i de tutuklu. Ve yine bununla bağlantılı olarak aktarmak istediğimiz bir diğer gelişme de Gezi direnişinden hatırlayacaksınız. Palalı Sabri olarak tanınmıştı. Özellikle hani esnafın orada bu direniş gösterilerinden dolayı işinin bozulduğu gerekçesiyle oradaki direnişçileri, protestoları palasıyla kovalayan bir isimdi. Fakat daha sonra hakkında pek çok adli iddialar söz konusu oldu. Çünkü kayıtlar vardı hakkında. Nitekim öldürülme şekli de aslında akla başka sorular getiriyor. Hemen haberi tamamlayalım. Gezi Park olaylarında göstericilere palayla saldırmıştı. Palalı Sabri olarak oradan tanınıyor. Şimdi İstanbul Beyoğlu Talimhane'de öldürüldüğü haberini size aktarıyoruz. Evet, dün bu haber geldi. Fakat biz neden peş peşe bu haberi veriyoruz Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı haberinin ardından? Çünkü bu tür olaylar acaba zamanlama itibarıyla Can Atalay dosyasıyla ilgili mi? Çok ilgisiz diyemeyiz. Bu bağlantıyı nasıl kurabiliriz peki? Can Atalay'la ilgili malumunuz Gezi olaylarından, Gezi direnişinden dolayı bir mahkumiyet kararı söz konusuydu. Acaba bu Gezi olaylarıyla ilgili hükümetin yıllardır süren halkı bir şekilde teyakkuzda tutma, kendi tabanını konsolide etme, muhalifleri ise bir şekilde korkutma, ürkütme politikasının bir gereği mi? Çünkü herkes mutabık ki bu konuda gerek Kavala gerekse Atalay aslında hak etmedikleri bir mahkumiyete çarptırıldılar. Fakat bu bağlamda zamanlama itibarıyla yani Gezi ile hatırlanan isimlerden Palalı Sabri'nin de böyle bir zamanda öldürülmesi ister istemez konunun zamanlaması açısından düşünülmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Sabri Çelebi'ye ki asıl ismi Sabri Çelebi, fuhuş iddiasıyla daha önce dava açılmış ve 248 yıla kadar da hapis talep edilmişti hakkında, bunu belirtelim. Son haberimizde sevgili izleyiciler, hatırlayacaksınız Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında depremde kaybedenlerin sayısıyla ilgili bir rakam vermişti. 130 binden söz etmişti. Candaş Tolga Işık daha sonra sorular üzerine telefonla aradığını söylemişti Murat Kurum'u. Murat Kurum da bu 130 binin Maraş ve çevresindeki 6 Şubat depreminde ölenlerin sayısı olmadığını, Cumhuriyet tarihi boyunca hayatını deprem nedeniyle kaybeden vatandaşların yaklaşık miktarı olduğunu, yaklaşık sayısı olduğunu belirtmişti. İşte bunun üzerine olsa gerek, gerçi 6 Şubat yaklaştığı için de böyle bir bilgilendirme ihtiyacı hissetmiş olabilir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir açıklama yaptı. AFAD'la yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinde 53.537 kişinin hayatını kaybettiğini, 107.213 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu bilgilendirmeyi de sizlere aktaralım ama şu soruyu da sizin zihinlerinize bırakıp öyle kapatalım olan biteni. Evet, bu bilgilendirme yapıldı ama depremden 10 ay sonra enkazdan ceset çıkarıldı. Acaba bu sayılarda dahil miydi bakanın verdiği bu rakama? Sevgili izleyiciler, tabii ki deprem olacak, tabii ki afetler olacak. Dünyanın bir gerçeği, insana düşense kendi çizdiği hukuk çerçevesinde insanların güvenliği için en üst düzey konforu, kaliteyi ve güvenliği sağlamak. İşte biz bunun sorgulanmasını istiyoruz ve her vesileyle soruyoruz. Evet, deprem deneyimi çokça yaşadık ama ondan sonra gerekli tedbirleri aldık mı, yoksa hala rant uğruna sadece söylem mi üretiyoruz? İşte bunun üzerinde durulmalı yerel seçime de giderken. Olan biteni aktardık ve şimdi haftanın bakiyesi. Sevgili izleyiciler, haftanın bakiyesi yüklü tabii ki, çünkü Türkiye söz konusu ülke ve siyasetten asayişe, gündem lebalep dolu. İktisatçı Profesör Sayın Eser Karakaş bizimle. Sayın Karakaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey, nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Umarız siz de iyisinizdir. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam, memleketin halini konuşalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilerle başlayalım. Dikkatimi çekti. Daha önce de üzerinde durulurdu ama özellikle şimdi medyada, hani görece muhalif dediğimiz medyada gelir dağılımıyla ilgili pek çok yazı kaleme alındı. Bugün de pek çok ekonomist bu konuyu değerlendiriyor. Sizin 2023 gelir dağılımı tablosuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Orada çok küçük bir şey yapacağım. Beni bağışlayın, tasdikte Estağfurullah. bulunacağım. Bu 2022 verileri. Çünkü daha 2023 gelir şeyleriyle ilgili elimizde yani ne devletin ne biz iki saçların elinde veri yok doğru dürüst. Dolayısıyla 2002 gelirleri üzerine yapılmış bir araştırma. Bu da normal bir şey. Yani dünyada her yerde de böyle yapılıyor. Bir yıl gecikmeli yapılıyor. Bu 2022'nin verileri. Şimdi bu işte Gini katsayısı diye bir şeyle hesaplanıyor. Dünyanın her yerinde gelir bölüşümü. Evet. Eski İtalyan iktisatçı, istatistikçinin oluşturduğu bir katsayı. Bu katsayı bire yaklaştıkça, yani büyüdükçe gelir bölüşümündeki adaletsizlik artıyor. Sıfıra yaklaştıkça gelir bölüşümünde adalet artıyor. Türkiye yavaş yavaş 5'e yaklaşıyor ki bu aşağı yukarı dünyada en kötü gelir bölüşümüne sahip ülkelerden birisi haline geldiğimiz anlamına geliyor. 4'ün 0,4'ün çok üzerine çıktık. İşte mesela bu yayını Fransa'dan yapıyoruz. Fransa'da 0,29'dur. Avrupa ortalaması da aşağı yukarı böyledir. Ne kadar aşağı düşürürsek o kadar başarılı olmuş olacağız. Fakat maalesef Türkiye'de gelir bölüşümü, o da TÜİK'in hesapladığı gelir bölüşümü son derece adaletsiz bir çizgiye doğru gidiyor. Ama buradan şimdi birazdan başka konuşacağımız konularla da ilgili, yani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı nüfusun en zengin %20'si milli gelirin %50'sini alıyor. %50'sini, yarısını alıyor aşağı yukarı. Yani yuvarlak söylüyorum rakamları ki eski öğretim üyesi alışkanlığı insanların aklına daha kolay kalsın diye. Çünkü 48,5 desem daha çabuk unutuluyor. En kötü gelir bölüşümünün en dibindeki %20'lik kesimde yani 5'te 1'i de aşağı yukarı yani %10'un çok altına düştü. %10'un çok altına düştü. Milli gelirden aldığı pay. Bu dünyanın başka çok kolay kolay bir OECD ülkesinde gelişmekte olan bir ülkede gözüken bir tablo değil. Ama birazdan başka konular da konuşacağız. Bunlarla bir bağ kurmak isteyeceğim. Buna daha az değiniliyor. Bir sürü nedeni var tabii gelir bölüşümünün bu kadar bozuk çıkmasının Türkiye'de. Yani dünyadaki en bozuk ülkelerden bir tanesi hatta yani. Ama şu bence temel gerçek. Dünyadaki hukuk devleti sıralamasında ülkeler ne kadar diplere doğru gidiyorsa, o hukuk devleti sıralama endeksinde ne kadar daha hukuk devleti katsayısı düşüyorsa, yani daha kötü bir hukuk devleti oluyorsak, o kadar da gelir bölüşümü bozuluyor. Yani Gini katsayısı büyüyor. Bunun ikisi arasında muazzam birebir aşağı yukarı bir şey var. Çünkü gelir bölüşümü dediğiniz şey, buna gelir dağılımı demiyor iyi iktisatçılar. Gelir bölüşümü diyoruz Türkçe'de. Çünkü gelir dağılan bir şey değil, bölüşülüyor. Yani bir anlamda diyelim mesela işçiyle işveren masada kol güreşi yapıyorlar. Kim ne kadar kolunu daha bükebilirse karşındakinin kendi pastadan aldığı pay o kadar büyüyor. Peki kolunu nasıl bükebiliyor karşındakinin daha fazla? O hukuk sisteminin, çalışma hukukunun, iş hukukunun kendisine sağladığı imkanlar ölçüsünde bükebiliyor. Mesela genel grev hakkı var mı? Her sektörde grev hakkı var mı? Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Genel grev hakkımız da yok. Yani hakkımız derken Türkiye'de böyle bir hak yok. Ben artık emekliyim. Ama mesela askerler, polisler, devlet memurları grev yapamıyorlar. Toplu sözleşme yapıyorlar ama grev yapamıyorlar. Yani burada mesela bir okul vardı. Çok önemli bir devlet adamları yetiştiren Fransa'da bir okul. Bu okulu kapatmaya kalktı Macron. Yani çok elitist bir okuldu. Bunu kapatmaya kalktığı için mesela burada bir hafta diplomatlar grev yaptılar. Şimdi bunu Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Diplomatların grev yaptığını bir hafta. Aklınıza gelebilecek bir şey mi? Olabilecek bir şey mi? Ama ona göre de mesela diplomatlara daha iyi para alıyorlar. Çünkü işte o kol güreşinde hukuk onlara destek oluyor. Belki torpil yapmıyor arkadan ama destek oluyor. Kol güreşinde daha güçlü çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de hukukun her şeyin başı olduğunu söylerken boşuna söylemiyoruz. Yani hukuk Bunun bir tüm yansıması da hocam, Uluslararası tabii. Şeffaflık Örgütü yine bu hafta açıkladı malumunuz yolsuzluk endeksini. Türkiye 180 ülke arasında 115. sırada. Hani zaten dediğiniz bu bağlantıyı da çok rahat görebiliyoruz hukukun eksildiği Kesin. zamanlarda. Kesin.
Hukuk ne kadar bozulursa cini kat sayısı o kadar yukarı çıkıyor. Yolsuzluklar o kadar artıyor. Yolsuzluk kadar mesela belki de gelir bölüşümünü bozan başka bir şey de olmayabilir. Ne demek yolsuzluk? Yani siyasal gücünü kullanarak, hukuki hakkını değil, siyasal gücünü kullanarak pastadan daha çok pay almaya çalışıyorsun. Yolsuzluğun bir tanımı da bu. Üstelik yasa dışı yöntemlerle, illegal yöntemlerle. Bütün bunlar Türkiye'yi maalesef dibe çökertiyor. Ama bu dibe çökertiyor derken boşuna söylemiyorum. Türkiye şey gözükmeyen bir kara deliğin içine girmiş gibi duruyor. Bu çok üzücü bir şey. Bütün ülkemiz için üzücü bir şey. Çok can sıkıcı bir durum. Buradan nasıl çıkacak Türkiye? Gerçekten bilmiyoruz. Başka konulara da gireceğiz bugün. Yani aşağı yukarı şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ne kadar şeye girersek, hangi konuya girersek girelim, işlerin iyi gitmediği her yerin arkasında mutlaka Türkiye'de hukuk sisteminin, hukuk devletinin çöküşü yatıyor. Bunu herkesin çok iyi görmesi lazım. İnsanlar ağlıyorlar haklı olarak. Ağlaşıyorlar demeyeyim, bu şey bir tabir ama insanlar haklı olarak işte beyaz peynirin kilosundan ya da emekliler maaşlarının eksikliğinden yakınıyorlar. Hepsinin altında yine hukuk var. Hukukun olmaması var. Yani başka bir şekilde bunları açıklamak mümkün değil. Neden şeyler? Çünkü mesela tarım sektöründe gerekli reformlar, hukuk reformları yapılamıyor. Böyle bir şey var. Tarım sektörüne gereken hukuki reformlar var. Bunların yapılması lazım. Bunları yıllardır söylüyoruz. Ama bu reformlar yapılamadığı için tarımda verimsizlik had safhaya vardı. Verimin olmadığı bir sektörde fiyatlar çok yukarı fırladı. Dolayısıyla bu bayağı hukuk reformundan bahsediyorum. Mesela miras hukukunun değişmesi lazım tarımda. Dünyada bütün aklı başında ülkeler, hele Türkiye pozisyonunda ülkeler miras hukukunda değişiklik yaptılar. Ama maalesef Türkiye bunları yapmaya yanaşmıyor. Yani çok kötü bir kara deliğin içine doğru böyle gidiyoruz. Başka konulara da gireceğiz. Siz açacaksınız Evet. bir dizi Hocam. konu. Hepsinin arkasında Evet. şey çıkacak. Hepsinin arkasından hukuk devletinin Türkiye'de çöküşü çıkacak. Yani devletin Bu çöküşü çıkacak. Evet. sözünü Buyurun. ettiğiniz kara deliğin içinde olduğumuzu gösteren bazı hadiseler var tek tek ele aldığımızda. Geçtiğimiz hafta sonu pazar günü ayin sırasında Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde bir saldırı düzenlendi. Kiliseye saldırı diyemiyorum ama tabii ki zihinlerimizde böyle yer edecek. Santa Maria saldırısı olarak yer edecek. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. IŞİD üstlendi. Bunu bir sosyal medya hesabı üzerinden üstlendi. Fakat saldırı üzerinde konunun uzmanları, güvenlik uzmanları özellikle böyle incelediklerinde bir takım soru işaretleri tespit ettiler. Bu tamam, emniyetin ve güvenlik teşkilatının işi. Fakat gördüğümüz hadise şu, az önce dediniz ya hani bazı şeyler iyi gitmiyor. Ama emniyet bazen çok hızlı hareket ediyor ve hemen tetikçilere ulaştı. Bununla birlikte aklımıza gelen şu, tetikçilere bu kadar çabuk ulaştık. Peki devamı gelecek mi? O tetikçileri oraya kim ne amaçla sevk etti? Santa Maria saldırısı üzerine neler söyleyeceksiniz hocam? Bu konuyla ilgili de size daha önce de konuşmuştuk. Yani benim çocukluğumuzda kullandığımız bir deyim vardı. Ben bunun doğru olduğuna inanırım. Böyle adli vakalar, polisiye vakalar olduğu zaman olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar diye bir tabir vardı. Bu büyük ölçüde doğrudur. Şayet o adli ya da polisiye vakanın arkasında devletin bir kesiminin ayak izleri yoksa ama. Şimdi gördük Santa Maria Kilisesi'nde, Sarıyer'de bir şey gerçekleşti. Bir kere oradan başlayalım. Haftada bir kere ayin yapılıyor pazar günleri. Kapıya bir araba gelseydi o gün orada ki görevleri bu bir mecburiyet, böyle bir görev verilmiş Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilçe emniyet müdürlüklerine. Ama yok mesela o gün o sabah orada polis yok. Şimdi mesela bu araştırılacak mı? Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle ilgili bir soruşturma açılacak mı? Görevi ihmal, görevi yapmamak ya da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'yle ilgili. Hatta en yukarıya kadar. Yani çünkü biliniyor ki Türkiye'de maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Sinagoglara saldırılar oluyor. Hele bu dönemde şu anda Gazze'deki olaylar yaşanırken sinagoglara Allah korusun, yani hakikaten Allah korusun. Bütün bu şeyler dini ayetler, şeyler, ayinler, mabetler, dini mabetler şey altına alınması lazım. Güvence altına alınması lazım. Ama nedense bunu anlamak mümkün değil. O pazar orada olması gereken polis yok. Niye belli değil. Şimdi bunun arkasından çok pis işler de çıkabilir. Gerçekten çok pis işler de çıkabilir. Yani
ya da sıradan bir savsaklama da çıkabilir. Ya o polislerin orada, ya gidelim şimdi ne yapacağız, Allah'ın Hristiyanların ayininde ne işimiz var? Ya Sarıyer'le bir kahve içelim demiş olabilir polisler birbirlerine. Yani bu sıradan bir şey ama arkasından çok büyük bir pislik de çıkabilir. Ama daha ötesi söyleyeceğim şey şu. Evet, çok doğru vurguladınız. Aşağı yukarı 24 saat içinde polis teşkilatımız şeyi yakaladı. Tetikçileri yakaladı. İşte bir Rus bilir, işte bilmem ne, nereli bir şey, genç, yaşlı. Tacikistan uyruklu. Evet, ondan sonra. Şimdi bunlar bir sene önceden gelecekler. Bir tane Polonya'dan bir araba getirecekler. Bir yıl şeyde tutacaklar, garajda tutacaklar. Bu da inanılacak bir şey değil. Şimdi bir yıl garajda tutulan bir araba çalışmaz bile artık yani. Şimdi bu normal bir şey de değil yani bu. Yani bir yıl garajda tutulmuş. Niye? Çünkü kaçak bir araba herhalde. Polis ben bunu niye yakalamadınız diye sorulmasın diye böyle bir şey söylüyor. Bir yıl araba garajda kalır mı? Siz kendi arabanızı tutun bir yıl garajda, bak bir daha çalıştırabiliyor musunuz? Yani en azından. Lastikler şey olur. Her şey. Yani aküsü biter, şudur budur yani şeyin. Ama bir de şu var. Bir de Türkiye'de sayısız faili meçhul cinayet var. Şimdi bu olay bir kere daha gösterdi ki eğer bir cinayet Türkiye'de, herhangi bir cinayet, illaki de böyle buram buram siyasi cinayet kokmasın, bir cinayet faili meçhul kalıyorsa onun ayak izleri mutlaka devletin içinde bir yerlere gidiyor. Bu kuraldır. Başka türlü Türkiye polisinin bunu çözmemesi mümkün değildir. Eğer o cinayetin ayak izleri devletin içinde bir yere gitmiyor ise. Burada da anlaşılan devletin içinde bir yere gitmiyor bu Santa Maria Kilisesi cinayeti ve bu iş çözüldü. Bu basit, sıradan bir safsaklama polisin. Öyle gözüküyor şu anda, en azından şimdilik öyle gözüküyor. Ama peki geri dönelim. Bugün Abdi İpekçi cinayetinin maalesef 45. senesi. 45. senesi. Şimdi Mehmet Ali Ağacı hala hayatta. O cinayeti kimin işlettiğini biliyor muyuz? Öğrenebildik mi? Hayır. Mehmet Ali Ağca diye yarı şey bir adam çıktı ortaya. İşte dili mi çok mu akıllı belli değil. Ama şey olmadığı belli Mehmet Ali Ağca'nın. Benzer olaylarda olduğu gibi tetikçiye kadar ulaşılabiliyor ama. Hepsinde. Tetikçiye ulaşılıyor anında. Yani Hrant Dink cinayetinden tutun da başka cinayet. Her türlü cinayete bütün 80 öncesi bütün o İslam üniversitesi profesörlerine işlenen cinayet, hiçbirisinin arkasından gerçek failler bulunmadı. Böyle bir zır zop birisi çıkıyor ortaya, katil diye yakalanıyor. Bir süre içeride yatıyor, sonra af çıkıyor, bir şey oluyor, o da çıkıyor. Ama arkası, bu cinayeti kim niye işletti bilinmiyor. Yani mesela Ağca yakalandı, Maltepe askeri cezaevine. Maltepe askeri cezaevi çok yüksek güvenlikli, çok önemli bir askeri cezaevi. Abdi İpekçi gibi çok önemli bir adamın, Allah rahmet eylesin, katili Maltepe askeri cezaevinden kaçtı, kaçırıldı. Kim yargılandı? Genelkurmay Başkanı ya da Kara Kuvvetleri Komutanı ya da işte neyse o zamanki askeri hiyerarşi, şimdi isimler unuttum. Herhangi biri sorgulandı mı? Maltepe bir askeri cezaevinden Mehmet Ali Ağacı nasıl kaçar? Şimdi bunun mesela bu savsaklamayla olabilecek bir şey değil. Santa Maria Kilisesi'ndeki cinayet polisin orada olmaması o sabah bir sıradan bir ihmal, sıradan bir şartlılık, sıradan bir görev ihmali olabilir. Ama Mehmet Ali Ağacı'nın böyle sıradan bir savsaklama olduğuna inanmak, yani hapisten kaçmasının askeri cezaevinden mümkün değildir. Peki ne oldu askeri şeyler? Hiç. Hiçbir şey çıkmadı arkasından. Ama sonra senelerce hapis yattı Mehmet Ali Ağacı tekrar yakalandıktan sonra, Papa cinayetinden sonra, Türkiye ihalesinden sonra Türkiye'de hapis yattı. Sonra yanlış bir hesapla şey yapıldı. Şimdi herkesin unuttuğu bir şey söyleyeceğim. Tekerlemeyi de tam hatırlamıyorum. O hafta Malatya'da bir maç vardı. Malum Malatyalı Mehmet Ali Ağca. Bayağı bir birincilik maçı vardı. O zaman Süper Lig denmiyordu, birincilik deniyordu. Birincilik maçı oynanırken tribünler hep beraber.
Malatya'da doğdu. Papayı da vurdu. İşte bilmem ne yaşasın yaşasın Mehmet Ali Ağaç'a diye bağırdılar. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Ben kulaklarımla, gözlerimle gördüm. Televizyondan maçı izlerken galiba ben izlediğime göre herhalde belki de Fenerbahçe maçıydı. Tam emin değilim şimdi. Malatya Spor'la oynuyordu. Ve tribünlerde bu yaşandı. Tribünler bağırdılar. Malatya'da doğdu. Ağacı papayı da vurdu. İşte çok yaşasın Mehmet Ali Ağaç'a diye bağırıldı. Ne oldu o bağıranlara? O tribünlerin sözde şeyine, amigosuna ne yapıldı bugün Türkiye'de? Türkiye'de çok ağır, ileride faturasını çok ağır ödeyeceğimiz bir cezasızlık dönemi var. Ama bu yeni bir şey değil. Her zaman biraz böyle olmuştur. Şimdi bugünlerde daha da ağırlaşıyor bu olay. Bugünlerde daha da ağırlaşıyor. Bir cezasızlık kültürü hakim oluyor. Dolayısıyla bu cezasızlık kadar hukukta, yine geldik hukuka, cezasızlık demek hukukun çökmesi demektir. Yani eski hukukçuların güzel bir lafı vardır. Bunu burada tekrarlamak istiyorum. Cinayetlerle ilgili. Çünkü devletin en asli işi bir insanın yaşam güvenliğini sağlamasıdır. Bir vatandaşının yaşamını, yaşam güvenliğini sağlamasıdır. En asli işi. Ama devletin bu asli görevine rağmen eğer bir cinayet işleniyorsa, yani devletin korumakla mükellef olduğu bir vatandaş öldürülüyorsa, o vatandaş yere düştüğü anda devlet de onunla beraber çöküyor. Cinayetle beraber devlet de çöker. Ne zaman ki devlet o cinayetin faillerini, ama gerçek faillerini, sadece tetikçileri değil, bulur, devlet o zaman tekrar ayağa kalkar. Yani maktul kalkmaz tabii. Ama devlet, maktulle beraber yere yatan devlet, katiller yakalandığı zaman, yargının önüne getirildiği zaman devlet de ayağa kalkar. Devlet böyle bir şey. Ama şimdi cezasızlık demek o cinayetle beraber maktul yatarken devletin yatmaması demek. Çünkü onu bulmuyor şeyini. Hatta tersten bakarsanız devletin ayağa kalkmaması demek de olabilir. Bu çok korkunç. Mehmet Ali Ağaca'nın Maltepe cezaevinden kendi gayretiyle çıkmadığını da hatırlatalım. Hani orada kaçarken bir organizasyonla, hatta doğru hatırlıyorsam asker üniformasıyla kaçırılmıştı. Hani asker devleti üniforması. Burada aramak lazım. Evet, devleti burada aramak lazım hocam. Ama çok alt düzey birileriydi onlar. Yani er ya da çavuştular hatırladığım kadarıyla. Çok kaç, 40 bilmem kaç sene geçti. 40 küsur sene geçti üzerinden. Ama onlar öyle, peki o yani iki er ya da iki çavuş ya da diyelim iki tane assubay Mehmet Ali Ağacı'yı kaçırabilir mi? Kaçırabilecek bir, yani onların müdahale edemeyeceği bir düzen kurulması lazımdı orada. Abdi Bekir'in katili için. Onu kurmadı devlet. Niye kurması belli değil işte. Onun için diyorum ki hala eğer bir cinayetin faili ortaya çıkmamışsa mutlaka arka. Papa cinayeti de niye cinayet diye ölmedi Papa ama neden Ağacı gitti? Daha hala dedikodu dışında başka bir şey bilmiyoruz. Olay ta şeye kadar gitti. Bulgaristan'a kadar gitti değil mi? Polonya, Rusya'ya gitti daha da. O zamanki Sovyetler Birliği'ne kadar uzandı. Ama hiçbir şey çıkmadı ortaya. Değil mi? Ve Türkiye'de gelenek bir türlü bozulmadı ki hocam. Düşünün hani o hadiseden yıllar sonra, hani en azından batıya biraz daha yaklaştık dediğimiz dönemde Mehmet Ali Ağaca bir televizyon kanalında yorumcu olarak programa çıkabildi. Yani Türkiye'de o sözünü ettiğimiz devlet geleneği bir şekilde korundu. Türkiye'de yani maalesef olumsuz süreklilik çok yaygın bir şey. Yani olumlu süreklilik pek yok ama olumsuz süreklilik çok yaygın bir şey. Yani bugün bir sürü şeyden çok şikayetçiyiz haklı olarak, çünkü şey, derecesi çok yükseldi. Ama çok şikayetçi olduğunuz konulara baktığınız zaman bunların geçmişte de olduğunu görüyoruz. Ben mesela şey konusunda bir yazı yazdım bu hafta. Şimdi Numan Kurtulmuş şart da değildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Vekaleten işte Bekir Bozdağ yönetti parlamentoyu ve Bekir Bozdağ okudu bu kararı. Sonra geldikten sonra Numan Kurtulmuş dedi ki Bekir Bozdağ'ın o parçayı yönetmesi çok normal. Ben burada olsaydım da o yönetecekti dedi.
Dolayısıyla herhangi bana bu konuda herhangi bir şey getirmeyin dedi. Eleştiri getirmeyin dedi. Ama mesela meclis başkanı değil mi? Meclis başkanlığı okuyor. Bekir Bozdağ okumuyor şey kararını, yargı kararını. Onu bir meclis başkanlığı okuyor. Meclis başkanı ben bu kararı okutmayacağım deseydi kendi şeyine, meclis başkanlığına, Bekir Bozdağ okuyabilir miydi? Hiç zannetmiyorum. Okumazdı. Ya da yani Numan Kurtulmuş orada işte şeydeki kadar gevşek davranmasaydı yani. Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular lafın sonrasında olduğu gibi bu kadar gevşek davranmasaydı, bu gevşek lafı Erdoğan'dan galat olarak söylüyorum. Hani birilerine gevşek demişti. Bunlar olmazdı ama bu nedenmiş? Bu belli ki anlaşılmış bir şey. Yukarıdan emir geldi. Bu emir doğrultusunda normal dedi ki bu benim üstüme kalmasın bu dedi. Bekir Bey dedi herhalde ben okurum dedi. Sen dert etme dedi Numan'a. Numan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bekir Bey de bunu okudu. Numan diyorum çünkü yıllarca üniversitede aynı fakültede çalıştık beraber Numan'la. Yani aynı o halde hocam şimdi Can Atalay... Bir şey söyleyeceğim. Orhan Doğan'ı hatırlıyoruz değil mi? Şimdi DEM Partisi sözcüsü Ayşegül Doğan'ın babası Orhan Doğan. Orhan Doğan'ın şeyi kalkarken 1994, 3 Mart 1994 günü kimdi meclis başkanı? Hüsamettin Cindoruk'tu meclis başkanı. Tabii Hüsamettin Cindoruk kim? Demokrat Parti'nin ve Adnan Menderes'in Yassıada'daki avukatı. Ondan sonra da parti kapatmalara, işte bu tür şeylere son karşı olduğunu belirterek bir demokrasi havarisi kesilmiş birisi. O hafta ne olduysa çok sıra bir sağlık gerekçesiyle Amerika'ya gidiyor. Ve Mustafa Kalemli yönetiyor. O hafta gidiyor yani Amerika'ya. Başka bir zaman o gitmiyor. Mustafa Kalemli'ye de böyle bir direktif vermiyor. Mustafa Kalemli ANAP'lı. O yönetiyor şeyi ama onun ANAP'lı olması bir şey değil. Çünkü meclis başkanlığı bir tüzel kişilik. Değil mi? Meclis başkanlığı diye bir kurum var. Oraya bildirse arkadaşlar ben gidiyorum ama bu okunmayacak bu karar dese orada Mustafa Kalemi de meclis başkanına rağmen bunu okumaz. Aynen Bekir Bozdağ'ın okumayacağı gibi. Okursa da büyük olay çıkacağını. Mesela Numan Kurtulmuş okursan ben istifa ederim de, deseydi. Okursan istifa ederim de. Ama demiyor. Ha ne oldu? Gitti işte şey Hüsamettin Cindoruk, Mustafa Kalemli ve 20 dakika önce parlamenter olan birisi şeyden çıktıktan sonra işte herkes çok hatırlıyor o resmi. Siz de gazeteci olarak hatırlarsınız belki o zaman. Çok 30 sene oldu ama polisler ensesinden bastırıp emniyetin arabasına koydular ve götürdüler Orhan Doğan'ı. Aynı şey. Olumsuzluklar çok tekrar ediyor Türkiye'de. Yani çünkü bunun bir şeyi yok. Hocam işte ben Can Atalay dosyasında size özellikle şunu sormak istiyorum. Yani özeti yapalım. Can Atalay Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Hak ihlali kararı aldı. Bir daha başvurdu. Bir daha hak ihlali kararı verildi. Fakat bir daha başvurdu. Bir daha başvurdu bugün. Bugün bir daha başvurdu. Bugün itibarıyla Türkiye İşçi Partisi ve CHP tekrar başvurdu. Zaten ne olacak onu merak ediyoruz. Hani AYM tekrar ihlal kararı verse Yargıtay tekrar devreye girecek büyük olasılıkla ne olacak onu merakla bekliyoruz ama az önce Numan Kurtulmuş örneği verdiniz. Oradan devam edelim. Şimdi biz dün Profesör Sayın Cengiz Aktar'la konuştuk. Sayın Aktar burada hemen şunu söyledi. Yani Erkan Baş halkı sokağa çağırdı dedi. Neden siz çıkmıyorsunuz? Hani meclisin artık bir hükmü yok. Niçin derdinizi sokakta anlatmıyorsunuz dedi. Halkla doğrudan buluşmuyorsunuz. Bu bağlamda ben Sayın Numan Kurtulmuş'a da ve diğerlerine de madem ilkesel olarak böyle bir karşı duruşları söz konusu ve fiilen bir şey yapamıyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ilkesel duruşu nedeniyle görevinden istifa etti gibi bir haber çok kıymetli değil miydi hocam? Bu tamam Numan Kurtulmuş partisi gereği hiç bu yola girmedi diyelim. Peki muhalefet neden bu yöntemi hiç denemiyor, aklına getirmiyor? Valla yani tekrar Numan'dan başlayayım. Yani Numan'ın istifa etmesi lazımdı bence. Ama o şeyi, asaleti gösteremiyor. Yani o şeyi gösteremiyor. Orada partisine bağlılık, biat hukukun önüne geçiyor. Şimdi bir insan için, hele meclis başkanlığı düzeyinde bir insan için biat hukukun üstüne geçiyorsa sen orası şey bir yer artık. Oradan kötü kokular geliyor demektir. Bu bir. İkincisi vatandaş korkuyor. Vatandaş korkuyor. Yani hem korku hem de böyle bir kültürü yok.
Yani Menderes 25 Mayıs 1960'ta İzmir'de Türkiye'nin gördüğü en büyük miting yapıldı. İddia 1 milyon kişinin katıldığıdır. Yani Menderes'in çünkü darbe söylentisi var. Buna karşı 1 milyon kişi katılıyor. 2 gün sonra Eskişehir'de teslim alınıyor. Ne oldu o 1 milyon kişi İzmir'de? Ertesi gün 28 Mayıs sabah sokağa çıkabildiler mi? Çıkmadılar. Böyle bir şey, böyle bir gelenek yok maalesef. Öyle bir sivil devlet çok sert. Devletten haklı olarak korkuyorlar insanlar. Bir de bir yere kadar, çünkü Türkiye'de ekonomiye baktığınız zaman çok büyük bir kesimi devlet üzerinden para kazanarak yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kısmı memur, bir kısmı 5 milyon memur var aşağı yukarı Türkiye'de. Muazzam bir rakam bu, 5 milyon memur. Onun dışında tarım sektöründe çalışanlar başka bağlantıları var. Esnafın başka bağlantıları var. Türkiye'de devlet üzerinden dönen bir ekonomi olduğu için insanların bir de böyle bir handikapı var. Yani devletten korkuyor, aç kalırım diye korkuyorlar. Çoluğu çocuğu devlette çalışıyor. İşte yani gördük 15 Temmuz sonrası neler yaşandığını. Değil mi? Hiç çocuklarımıza şey vermediler, pasaport vermediler. 1-2 sene, 3 sene aşağı yukarı. O 2019'a kadar çocuklara pasaport verilmedi, yani KHK'lılara. Böyle korkunç, iğrenç şeyler yaptılar. Dolayısıyla yani bir şekilde, ama şimdi işin başka bir tarafına da değineyim yani. O açıdan halka söylenecek hem çok şey var hem pek fazla bir şey yok diyeyim. Yani böyle bir yuvarlak lafla şey yapayım, ama yani mesela bu usulsüzlük büyük hukuk katliamı karşısında. Ya bu MHP ve AKP içinde ses çıkaracak bir tane mi adam ya da kadın yok ya? Bir tane mi insan yok ya? Bir kişi ya. Olmaz arkadaşlar bu diyebilecek bir kişi yok mu AKP? Ya çünkü bunun bir anayasa katli olduğu çok açık. Çok sarih. Hiçbir tereddüt yok bu konuda. Yani okuma yazma bilen, o televizyona çıkanlara inanamıyorum. Nasıl laflar ettikler, nasıl insan onlar? Bu anlatmaya çalışıyorlar, bu anayasa uygun diye. Böyle bir saçma sapan şey olur mu ya? Okuma yazma bildiklerine göre onlarla okuma yazma bilmeme problemi dışında ahlaki bir problem var. Ama peki kardeşim, bunlar parlamenter, dokunulmazlıkları var. Koca kaç yaşında insanlar, bir de dindar geçiniyorlar. En çok da ona çok şaşıyorum. Ben hala kafamda dindarlık denen şeyi olumlu bir yere koymaya çalışan birisiyim. Yani dindar insan dürüsttür. Dindar insan büyük haksızlıklara karşı çıkar. Her şey. Namaz kılmadan daha önemlidir bu. Bence. Yani nasıl namazını kılarsın, orucunu tutarsın, ama önce büyük haksızlıklara karşı çıkma basiretini göster. Şimdi bir kişi çıkmıyor. Bir hatun var. Bu şeyin oraya gelmesini, AKP milletvekili Doktor Leyla Şahin, Leyla Şahin AKP'de Usta. evlenmiş herhalde, yeni soyadını bilmiyorum. Evet. Leyla Şahin diye tanıdım. Tanımaz olaydım. Yani tanımaz derken şahsen hiç tanışmadım da. İşte bu şeyin meclise okutulmasına o ön ayak oldu. O örgütledi o işi. Leyla Şahin örgütledi. Ben şahsen 90'ların sonundan itibaren, 90'ların sonundan itibaren ve bu dava, Leyla Şahin davası ahime gidene kadar, bu kadının haklarının iadesi, yani kendi tercihiyle eğitime devam edebilmesi için, eğer bir bilgisayar programı varsa, bütün kanalları tarayabilirse, böyle bir şey herhalde, çok net söylüyorum, minimum 50 saat konuşmuşumdur. Minimum. Yani konuşmalarını böyle Leyla Şahin'le ilgili bölümden alsalar, toplasalar, bir kronometre için koysalar 50 saati bulur. Haram olsun. Çok açık söylüyorum. Çok açık söylüyorum. Bunu kimseye söylemem kolay kolay. Haram olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Çünkü o kadınla ilgili, yani onunla ilgili kendi mahallemle kavga ettim. Çok eleştiri aldım. İşimi kaybetme riskleri üstlendim. Ya diyordum, yani bir kız öğrenci tıp fakültesinde okuyor. Yüzünü de görüyorsun. Yani onun yerine Leyla Şeyh'in yerine Ayşe bilmem kimin girmesi mümkün değil sınava. Ya da Mehmet bilmem kimin girmesi mümkün değil. Ne karışırsınız kızın? Başını açar, kapatır. Size ne?
Yani ama o tarihlerde tabii şey çok güçlü. Yani 90'ların ikinci yarısında başladı. YÖK başkanıyla kavga ettim. Yani üniversite kurulu başkanıyla kavga ettim. Rektörle Kemal Alemdaroğlu'na birbirimize girdik. Üniversitede falan falan. Şimdi kadını istiyorum. Hayretle istiyorum. Haram olsun. Haram olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Yani Gayet anlaşılır bileceğim hocam. bilmiyorum. O, ama Evet. şeyde tabii yani o kesime karşı bir ciddi içinde soru işaretleri var. Yani bu programda söyledim mi daha önce bilmiyorum ama bir konu daha benim için çok şeydir, önemlidir. Bu meseleye, türban meselesine uluslararası çevreden büyük destek gördü. Bu uluslararası çevrelerin türban özgürlüğü konusunda destek vermesinin altında yatan bir sürü faktör vardı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Profesör Doktor Nilüfer Gören'in yazdığı Modern Mahrem kitabının. Çünkü Nilüfer Gören Avrupa'da çok tanınmış bir profesör. Fransa'nın en iyi okullarından bir tanesinde profesör. Bütün dillere çevrildi ve oradaki yani elitler arasında kitap çok popüler oldu, okundu ve destek gördü. Türban davası, Nilüfer Göre sayesinde. Ve o zaman bu kızlar her cuma günü, ben İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken, erkek arkadaşlar cuma namazından çıkarlardı, Beyazıt Camii'nden. Kızlar kapıda beklerler, türbanlı kızlar ve türban, haklı olarak diyorum bakın. Sonra bir şey oldu, bir bildirinin altında imza attı diye Nilüfer Göre. 3 yıl Türkiye'ye giremedi. Bu kızlardan bir tanesi bile Beyazıt Meydanı'na çıkıp da ya biz çok zayıfken, iktidarda değilken, güçsüzken bu kızın bizim arkamızda durdu. Şimdi biz iktidardayız, çok güçlüyüz, Türkiye'ye giremiyor. Bu nasıl bir şey demediler ya? Nasıl bir şey demediler ya? Bu nasıl bir dindarlıktır? Nasıl bir insanlıktır? Benim bunu anlamam mümkün değil. Vardır bir iki tane herhalde evde ya çok ayıp ediyoruz bu kadına diyen aralarında insanlık şeyini kaybetmemişler. Ama demediler. Nilüfer Göle için toplanıp yine cuma namazından çıkan erkeklerle beraber arkadaşlarıyla beraber bir gösteri yapmadılar Nilüfer Göle lehine şeyde. Beyazıt Meydanı'nda. Bu nasıl bir şeydir? Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bilmiyorum. Yani bunu bana anlatabilecek bir şey var mı Türkiye'de? Yani ben çok Belki zorlanıyorum. az önce sözünü ettiğiniz gibi bu biraz bizim toplumsal kodlarımızla ilgili. Bireysel olarak çok kederleniyoruz. Belki evde tüh vah dedi insanlar ama organize olup kayda değer bir tepki gösteremedikten sonra bunun toplumsal planda bir Ya, anlamı, bir kıymeti türban yok. yasağını gösterdiler. Türban yasağını Çünkü gösterdiler. Türban doğrudan yasağı kaç? kendilerine dokunuyordu. Evet, açtı. İşte. Çok güzel. Bence işin anahtar, şimdi var ya şey, keyword, anahtar kelimeyi siz söylediniz. Kendine dokunuyordu. Bu genel olarak adalete ilişkin bir şey. Çünkü o çok umurlarında değil. Ben öyle anlattım. Çok Hocam, şey oldum yani. Evet, buyurun Mehmet Bey. yeni sistemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ben hep öyle düşünüyorum. Sanki bir önceki sisteme göre yer değiştirdiğini görüyoruz. Hani daha önce aslında tam olarak sembolik değildi Cumhurbaşkanlığı bizde ama görece sembolik bir vazife olarak değerlendiriliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi sembolik bir konuma indirildi ve zaten Can Atalay kararının okunmasıyla birlikte o sembolik kararını da kendi kendine feshetti diyebiliriz Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte bu saygınlık her kurumda yavaş yavaş yitince ülkenin toplam saygınlığının da bir kıymeti kalmıyor ve biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden buyur kardeşim paran şu kadar silah istiyorum bana ver desek bile bu karşılığı alamayabiliyoruz. F-16'lara sözü getirmek istiyorum. S-400 satın aldık biz Rusya'dan. Neyin karşılığı olduğu çok tartışmalı. Çünkü NATO silah sistemine entegreyiz ama biz NATO'nun tam da ona karşı kurulduğu Rusya'dan silah satın aldık ve F-35 programından çıkarıldık. F-35 alelade bir silah programı, bir uçak programı değildi, bir üretim programıydı aynı zamanda. Ve şimdi F-16'yı alabiliyoruz diye seviniyoruz. Geri planında neler görüyorsunuz hocam bu silah skandalını? Ona girmeden siz Atalay meselesinden geldiniz buraya. Şunu Buyurun hocam. söyleyeyim. Bu en son şey yani yargı anayasayı tanımadı. Yargı tanımadı. Şimdi meclis anayasayı tanımadığını açıkladı. Yürütme zaten bu işin başında. Yani bu işin şeyi. Dolayısıyla Türkiye'de şu anda anayasasız bir devlet var. Bu korkunç bir şey. Bakın bu her yere yansıyacak.
anayasasız bir devlet var. İşte cezasızlık da oradan kaynaklanıyor. Bütün pislikler buradan kaynaklanıyor. Özü bu. Şimdi geldi artık daha önce üstü biraz örtülü gibi duran, yani mış gibi yapan devlet artık mış gibi de yapmıyor. Yani benim artık anayasam yok diyor. Yani hukuksuz bir devletim ben diyor. Hukuksuz devlet olmaz. Hukuksuz devlet bir kelime oyunu gibidir. Yani bir devlet hukuka dayanmıyorsa devlet değildir. Dolayısıyla devlet bitir Türkiye'de. Bir ülkede devlet biterse neler olacağını bilemiyoruz. Allah korusun, önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama birileri muhalefetten de maalesef devlet hala varmış gibi davranıyorlar. Onun şeyini göreceğiz. Ama bunun sonuçları tabii şeye de yansıyor. Uluslararası ilişkilere de yansıyor. Onlarla uluslararası ilişkilerle de Amerika'da Türkiye'ye artık anayasasız bir devlet muamelesi yapıyor. Bunun da bir şeylerini görmüş şimdi. F-16 bildiğim kadarıyla piyasalardan izlediğim kadarıyla 75 milyon dolar tanesi. Yani iyi bir para. 40 tane alacağız. Büyük bir para bahsediyoruz demek ki. Yani 3-4 yani büyük bir para. 4 trilyon dolara yakın para mı ediyor? 40'la çarparsanız 75 milyon dolara. Çok büyük bir para. Hocam F-16 anlaşması toplamda 22 milyar dolara tekabül edecek. Toplamda. Ama çünkü tanesi 75 milyon dolar. Evet, doğru söylüyorsunuz. 75 milyon sadece dolar. Sadece silah alımı değil, modernizasyon anlaşması modernizasyon da var. Bir takım parça alışı da söz konusu. Milyar dolar gibi bir şey de kalmış. Şimdi Türkiye'de özellikle ulusalcı arkadaşların işte kendilerini anti-emperyalist diyen ama emperyalizmi çok iyi çözmediklerini zannetmiyorum. Ne derler hep Batı ülkeleri için özellikle Amerika Birleşik Devletleri için? Bunlar silah satarak para kazanırlar. Silah satarlar çünkü savaş kışkırtırlar. Kısmen doğrudur da yani bunun geçmişte maalesef çok sayıda örneği de var. Ama çok da her şey için geçerli değil. Peki Amerika 22 milyar dolar para kazanacağı bir işe karşı niye Türkiye'yi sokmuyor? Niye yani? Bunun açıklaması var mı? Bunu ben, kimse Türkiye'de bunu konuşmadı. Yani vermiyor diye kızıyoruz ama o vermiyor diye kızanlar aynı zamanda da işte tam bağımsızlık falan diyorlar. Ama aynı zamanda diyorlar ki işte Amerika, bunlar emperyal devletlerdir. Emperyal devletler silah, savaş çıkartırlar ve karşılığında silah satarlar. Ve bunun karşılığında da işte para kazanırlar, kendi halklarını iyi yaşatırlar falan diyorlar. Ama 22 milyar dolarlık bir anlaşmanın şeyini yapmadı. Çünkü her şeye rağmen Batı'nın içinde de bir değerler sistemi var. NATO da bunlardan bir tanesi. Şimdi S-400 almış, Rusya'dan almış bir ülke artık bu değerler sisteminin dışındadır. Şangay beşlisiydi, şimdi kaçlısı oldu bilmiyorum, kaçırdım ucunu, çoğaldı çünkü. Şangay beşlisiyle acaba oraya biz gözlemci üye olduk galiba değil mi? Tam üye olalım diyen bir ülkeyle Batı'nın artık yapacağı bir şey yok. Batı Türkiye'yi kendi sisteminin dışında değerlendir. Ama aynı zamanda da Orta Doğu'da olduğu için de güçlü bir ordu. Ben buraya işte bu kadar F-16 satmayayım diyor. Bu benim aleyhime işler diye düşünüyor. Bu çok korkunç bir şey. Türkiye'nin ilk yapması gereken bence, ilk yapması gereken başka şeyler bir yana değerler sistemi konusunda karar vermesi lazım. Pardon yani hocam, mesela, yani bu konuda böyle yorum yapan ya da böyle yorum yaptığını duyduğum ilk kişisiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da bu kadar güçlü bir hava filosu bulunması endişesinden dolayı mı sizce bu satışta ayak sürüyor? Yoksa biz şöyle algılıyorduk. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan alınan S-400 ile ilgili bir cezalandırma. Yani güvenilmez ortak mesajı vermek istiyor diye düşünüyorum. Aynı kapıya çıkabilir belki. Yani sadece cezalandırmak değil. Türkiye'yi güvenilmez bir ortak, güçlü bir ortak. Ortak değil ama artık. Çünkü S-400 olan bir kişi artık NATO'nun ortağı değil. Şangay Beşlisi'ne giren bir kişi artık NATO'nun ortağı değil. Dolayısıyla Batı değerler sisteminin dışına çıkmış bir ülke. Hatta bir ara bir şeyde tanımlanmış da Türkiye'yi rakip güç olarak, düşman güç olarak görüyordu NATO. Tanımlandı bu şeylerde. Bir Amerikan şeyinde bu aynen böyle tanımlandı. Bunlara da o zaman 40 tane F-16 vermiyor Amerika. Çünkü bunların kendisine dönebileceğini düşünüyor. Çünkü Amerika'nın hala Orta Doğu'da çıkıyor. Ben böyle bakıyorum. Türkiye'nin yapması gereken ilk iş değerler sistemi konusunda karar vermesi. Bakın ben şey demiyorum.
Ben Batı sistemine Türkiye'nin yeniden bütün güçleriyle katılmasından yanayım. Ha, Batı dediğiniz de sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama dünyadaki alternatifler arasında her şeye rağmen kendi vatandaşına en fazla özgürlük, zenginlik ve güvenlik üreten değerler sistemi. Bu üç kavramı çok önemsiyorum. Özgürlük, zenginlik, güvenlik. Bunlar beraber olması gereken şeyler zaten. Ve bu özgür, bakın Türkiye dünyada hangi ülkelerle vatandaşlar özgür, zengin ve güvenli derseniz bunlar Batı değerler sisteminin parçası olan ülkeler. Bunlar NATO da dahil. Türkiye şimdi bunun dışına çıktı. Türkiye bunun dışına çıktığı için de Amerika çok net bir şekilde bu ülke, yani şimdi Amerika Kuzey Kore'ye F-16 verir mi? İran'a verir mi? Vermez, değil mi? Tabii biz henüz daha Amerika'nın gözünde şey değiliz. Bir İran, bir Kuzey Kore değiliz. Ama yavaş yavaş sanki oraya doğru bir kayma yaşanıyormuş gibi bir his var içimde. Ha, Erdoğan o olağanüstü ama çok olumsuz pragmatizmle. Çünkü pragmatizmin bir şeyi var, limiti vardır. Senin bir çizgin vardır, çok belirgindir o. O senin temel değerlerindir. O temel değerlerini korursun ama çok bazı konularda da pragmatik davranma özgürlüğün olabilir ama o da belirli limitler içinde. Yani S-400 almak pragmatizm olamaz. Aymazlıktır bu sadece. Başka bir şekilde açıklayamam. Dolayısıyla o değerler sistemin dışına çıkıyor Türkiye. Ben Amerika'nın Türkiye'yi cezalandırmak için böyle bir şey yaptığına hiç inanmadım. Vermiyor Türkiye'ye. Çünkü yani Türkiye ya bu F-16'lar bir şekilde teknolojik olarak tam bilmiyorum ama mesela Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine karşı kullanılırsa diye bir endişesi de olabilir. Ha, bunları hala teknolojik olarak kendilerine karşı kullanılmaya kalkarsa bu uçakları kitleyebiliyor mu? Şey sistemlerini bunu bilmiyorum. Yani kullanılmaz hale getirebiliyor mu bu uçakları? Bu konuda teknik bilgim yok. Ama böyle bir korkusu olabilir. F-16 her şeye rağmen artık dünyanın en gelişmiş uçağı olmasa da hala çok önemli bir uçak. Bunu da kabul ederim. İşte Evet. kaç yani 75 milyon dolar gibi bir fiyatı var yani muazzam bir şey. Dolayısıyla 70'lerden beri hava sistemlerinde yer alıyor F-16'lar ama şimdi F-35'lerle birlikte dediğiniz gibi ön planda değil. F-35 son derece önemli artık fakat biz şu an içinde yer almıyoruz. Neticede hocam Kongre onayladı. Bu durumda Türkiye gerekli diplomatik mesajı vermiş olduğu için mi Kongre onayladı? Amerika istediği sözleri aldı mı? bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Amerika bu iş sadece İsveç'in NATO'ya girişini onayla çözülebilecek bir şey değil. Amerika şey istemeli Türkiye'den. Batı sistemine, Batı değerlerine kavga etmeme. Tabii ki her ülkenin belirli konularda işte ortaklarından farklı davranma marjı olmalıdır. Ama bu marj öyle çok fazla Türkiye'nin yaptığı S-400 alacak sınırlara gelmemelidir. Ya da ben Şangay Beşlisi'ne üye olacağım gibi saçmalığına gelmemelidir. Bu artık o marjı aşar. O artık bu ortaklığa ihanettir. İhanetin de bir bedeli vardır, değil mi yani? Yani mahvefinden biliyoruz. Onun için Evet. bu bedeli Türkiye ödetiyorlar şimdi. Türkiye böyle görüyorum. Bunu bir ihanet olarak gördü çünkü Amerika. Yani başka açıklaması yok. Yani şimdi şöyle bakıyorum yani. Şimdi belirli kanallar Türkiye'de. Ben inanamadım. Yahu resmen Trump'ı desteklediler ya. Trump'ı desteklediler arkadaşlar. Trump dediğim bir şey ne derler? Yani ne diyeyim bilmiyorum. Fazla bir kelime kullanmak istemiyorum ama Trump'ı destekleyen ve Amerikan lisanslı kanallar var Türkiye'de. Trump'ı desteklediler. Onun için Trump artık Amerika'yı temsil etmiyor. Batı değerlerini de temsil etmiyor Trump çünkü. O da ayrı bir sorun. Ha, Trump kazanırsa Onu da seçimlerin o bugün daha tabii geniş konuşuruz konuşalım da. hocam. Ben Tabii. konuştuğumuz bu konudaki her kıymetli hocamıza şunu soruyorum. Yani Amerika'da gerçekten bir insan sıkıntısı var. Hani lider sıkıntısı var ki her iki partide hem yaşı ilerlemiş hem de tartışmalı iki isimden başka alternatif şu ana kadar çıkaramadı. Gerçi Kasım'a kadar vakit var. Tablo değişir mi bilmiyoruz ama şu an Trump çok öne çıkmış görünüyor cumhuriyetçiler arasında. Hocam hızlanalım. Birkaç konu daha var. Özellikle Tabii yerel tabii tabii seçime doğru tabii. mevcut tabloyu değerlendirmenizi isteyeceğim.
geçen hani adaylarla ilgili söylentiler var. İşte adaylığı söz konusu olmayan isimlerin partilerin eleştirileri var. Bununla birlikte sözünüzü kesmemek için özellikle bir konuyu sormak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi bu konuda da son derece kendisi açısından rasyonel ama siyaset açısından da pragmatist davranıyor ve farklı siyasi yelpazelerden herkesle görüşebiliyor. Yeniden Refah Partisi çok farklı bir yelpazede değil. Yelpazenin çok uçlarında değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rahatlıkla görüşebileceği bir parti. Fakat en çok uğraştıran parti sanki Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi gibi duruyor. Nitekim ikinci buluşmada da bir işbirliği kararı çıkmadı. Erbakan kararını yarın açıklayacak. Yeniden Refah Partisi Erdoğan'ın başını ağrıtır mı potansiyeli itibariyle yerel seçimde? Ne düşünüyorsunuz? Bilemiyorum. O herhalde yani olay İstanbul üzerinden dönüyor. Yani Yeniden Refah Partisi olsa da olmasa da AKP'nin alacağı iller belli. İstanbul tartışmalı bir yer. Orada da DEM, yani Kürtlerin oyu çok belirleyici olabilir. Yani Erbakan'dan daha belirleyici olabilir Kürtlerin oyu. O DEM'in yapacağı tercihe bağlı herhalde. Ama dediğim gibi yani ben Erbakan'ın parti programını da göz atıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin geldiği yer konusunda gözlerim yaşarıyor. Şaka değil yani bu. Mesela Erbakan destek karşılığında, mesela altılı masam karşısında şeyin yanında durmak için iktidara seçimler kazanılırsa Erdoğan'dan şunu istemişti mesela. Kemal Bey döneminde şey yapılan, pardon, yani 2000'lerin başında Merkez Bankası'nın hazineye kısa vadeli avans verme yasağı geldi. O madde kaldırıldı Merkez Bankası'ndan. Onu geri istedi mesela. Şimdi bu demektir ki Türkiye olağanüstü büyük 90'lardaki %100'leri geçen bir enflasyon girdabının içine düşürmek istiyor Erbakan Türkiye'yi. Şimdi dolayısıyla bu isimler beni çok korkutuyor. Öbür bir parti var işte şey yani ne diyeyim, Hüdapar. Hüdapar'la beraber olabilmeyi düşünmek ve bu onlarla koalisyona giren bir partinin Türkiye'yi yönetiyor olması, yani AK Parti'den bahsediyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bahsediyorum. Bunlar gerçekten çok ürkütücü. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin o meşhur eller kaldırıldığı zaman böyle o şeyin bir tarafında da Hüdapar vardı. Ve Devlet Bahçeli de Hüdapar'la beraber ellerini kaldırma şeyinden hiç çekinmedi. Yani bu pragmatizm denen şey gerçekten bazen insan haysiyetiyle çelişiyor. Ben bu kadar şey değilim. Ama seçimlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. İki tane çok temel takıntım var benim 31 Mart seçimlerine yönelik. O da şu. Şimdi diyelim mesela A kişisini aday gösterdiniz şeyden. İstanbul'dan Başak Demirtaş'ı aday gösterdiniz. Başak Demirtaş'a bir şey yapmazlar çünkü Başak Demirtaş çok güçlü bir aday. Dolayısıyla muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine gelecektir. Ama mesela bir Diyarbakır Belediye Başkanı aday oldu. DEM Partisi'nden Diyarbakır Belediye Başkanı. Bu seçime girebilmek için bir kere şeyden bir kağıt alması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan, yani seçilebilme özelliklerine sahip olması. Bunun içinde belirli hukuki koşullar var. Bunları sağlıyor. Daha önce de oldu bu genel seçimlerden önce. Yani bir önceki genel seçimden önce. Yerel seçimden önce de aynı şey yaşandı. Yani 31 Mart 2019'da aynı şey yaşandı. Diyarbakır Belediye Başkanı seçildi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kağıdını almıştı. Ertesi gün kayyum atandı. Ertesi iki gün sonra kayyum atandı. Diyarbakır Belediye Başkanlığı. Şimdi dolayısıyla böyle bir yetki var anayasanın 127. maddesi. Anayasanın 127. maddesi orada durduğu sürece İçişleri Bakanlığı her türlü tasarrufu yapabilir adaylar üzerinde. İstediğini görevden alır, istediğini atar, yerine kayyum atar. Yoksa böyle bir seçim olur mu ya? Böyle bir seçim olabilir, böyle bir seçimin olması ne anlama geliyor? Yani yarın sizden hoşlanmıyorsa, sizden çekiniyorsa, siyaseten çekiniyorsa, bakın hukuken bir şey söylemiyorum, siyaseten çekiniyorsa anayasanın 127. maddesini tak diye devreye sokuyor. Ve devreye sokarken de ayıp bir şekilde sokuyor. Niye ayıp bir şekilde sokuyor? Ya iki gün önce Yüksek Seçim Kurulu o adayın hukuki koşulları yerine getir. Ya iki günde mi suç işledi bu adam? Seçim akşamı mı suç işledi?
Seçimin ertesi günü mü suç işledi? 2 gün sonra sen Diyarbakır Belediye Başkanı'nı görevden aldın. Doktoru. Şimdi dolayısıyla seçimlerin bir anlamı yok. Ya çok açık söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Yani şimdi bakın kimi görüyoruz burada? Ekrem Bey'i görüyoruz değil mi? İmamoğlu değil mi? Oradaki Evet. Ekrem İmamoğlu. Evet. İmamoğlu'nu seçimlerin 2 gün sonra İstinaf Mahkemesi'nden bir karar çıkartıp görevden alabilirler. Kazanırsa da. Şimdi böyle bir seçim olur mu? Böyle bir seçimin mantığı var mı? O yargının bağımsızlığına inanan var mı? Çünkü 127. maddeye göre de galiba her 3 ayda bir bunun yargıdan şey yapılması lazım. Ama yargının kim olduğu belli. Yargı diye bir şey yok artık Türkiye'de. Anayasa olmayan bir yerde yargı mı olur? Yargı diye bir şey yok. Yargıyı tamamen Cumhurbaşkanlığı kontrol ediyor. Mehmet Uç'un kontrol ediyor. Dolayısıyla yani bir bu anlamda. İkincisi yani şimdi bir ülke düşünün. Mesela Amerika Birleşik Devletleri. Bunun federal bir ülke olmasının hiç önemi yok. Aynı mantık aynı işler. Fransa'yı düşünün. Fransa'da bir yerel seçim var. Yerel seçime diyelim 2 tane başkan adayı katılıyor. Biri sağcı, biri solcu. Biri Sosyalist Parti'den, biri bir sağ partiden. Cumhuriyetçi Parti'den mesela buradaki. Fransa'nın sağcı partisinden, Republikanlardan. Nasıl anlarız bunların sağcı ya da solcu olduğunu? Nasıl yansır bu seçime? Nasıl yansır? Türkiye'deki böyle komik şeyler yok o burada. Buralarda daha somut, gerçek şeylerle üzerinden siyaset tartışma yapılıyor. Sol parti diyecek ki ben diyelim ki Paris Belediyesi'nde ben Parislilerden daha çok yerel vergi alacağım. Bunun karşılığında da her mahalleye bir kütüphane, her mahalleye bir kreş, her mahalleye bir yüzme havuzu yapacağım diyecek. Kreş, kütüphane, her mahalleye bir sağlık ocağı, belediye sağlık ocağı yapacağım diyecek. Sağcı aday ne diyecek? Ben sizden çok fazla vergi almayacağım. Öyle her mahalleye kreş, her mahalleye yüzme havuzu, kitapçı yok. Onlar solcuların işi. Ben sizden çok az vergi alacağım. Sizin daha çok kullanılabilir geliriniz artacak. Özel mal tüketeceksiniz daha çok diyecek. Vergi az ödersen daha çok özel mal tüketirsin. Kamu malı tüketeceğine. Değil mi? Çok vergi ödüyorsan daha çok kamu malı tüketeceksin demektir. Bu kadar basit. Şimdi bunu Türkiye'de şeyler söyleyebiliyor mu? İmamoğlu'yla İstanbul'daki Murat Kurum yarışmasında bu böyle bir tartışma görüyor musunuz? Göremezsiniz. Teorik olarak mümkün değil. Çünkü vergi salamıyorlar. Vergi öneremiyorlar. Anayasanın 7. maddesi buna engel. Saçma sapan bir şekilde üstelik. Yerel vergilerle ilgili söylüyorum. Tabii ki İmamoğlu gelir vergisi salmayacak. Şimdi dolayısıyla ben sağdanım, ben soldanım. Peki nereden bileceğim ben senin sağdan sağcı solcu olduğunu? Çok basit Sen hocam. ya, Dini evet yani şey, kelimeleri ne kadar kullanıyorsanız ona göre halk bak tasnif abi, ediyor böyle bir şey zaten. yapacaksın. Bakın ne kadar korkunç bir şey yere geldi. Yani bütün her şey şirazesinden çıkmış vaziyette. Tekrar ediyorum Evet. yani. Solcu aday İstanbul'da diyecek ki ben her mahalleye kreş açacağım. Hiçbir anne güvenilir kreşi olmadan yaşamayacak. Yani çalışabilecek istediği zaman. Günde kaç saat çalışacaksa çocuğunu da güvenle kreşine bırakacak. Akşam iş çıkışı gelecek alacak. Olmazsa biz evine götürürüz. Ve çocuğu belediyenin kendi arabalarıyla diyecek. Sadece diyecek ki Sayın ben öyle bir Murat şey Kurum yapmam. söyledi hocam. Gerekirse biz Abi, belediye hanımefendilerin otobüsü. Murat Kurum'un zekasından biraz şüphelenmeye başladım. Çünkü bunu söylediği zaman ne demek biliyor musunuz bu? Çünkü İstanbul'un güvenliğini İstanbul Belediyesi sağlamıyor. İstanbul'un güvenliği İçişleri Bakanlığı sağlıyor. Yani eğer bir belediye şoförü bir hanımefendiyi gece evinin kapısına kadar götürüyorsa orada İçişleri Bakanlığı yok demektir. Polis teşkilatı yok demektir. Güvenlik yok demektir. Murat Kurum'un bunu düşünememe keyfiyeti çok vahim bir keyfiyet. Çok açık söylüyorum. Ya benim söylediğim laf nereye gider? Bu lafın sonu İçişleri Bakanlığı'na gider. Ya bunu düşünemiyor. Ama İstanbul Belediyesi'ne aday. Yani bunu düşünemedi ya. İlk duyduğun zaman aa dedim. Böyle ama mesela bunu bu şekilde de çok fazla şey yapmadılar. Tartmadı şeylerde CHP'de. Yani mesela bu şekilde söylemedi. Sen bu lafı Ali Yerlikaya'ya mı ettin diye söylemedi. Ali Yerlikaya'ya ne alıp veremediğim var? Niye böyle bir şey söyledin? Demek Ali Yerlikaya İstanbul'da hanımefendilerin gece güvenliğini sağlayamıyor mu? Bunu mu kastediyorsun? Bir sorunun mu var senin Ali Yerlikaya'yla diyemedi İmamoğlu. İlk söylemesi gereken buydu.
Şimdi biliyor musun? Mahalle arasında belli otobüsü geliyor. Belli otobüsünden bir hanımefendi iniyor, evine giriyor. Ya böyle bir komedi dünya, ya böyle bir şey ne bileyim ben yani şeyde olmaz yani. Angola'da da hiçbir yerde olmaz. Ruanda'da olmaz ya. Hocam hani Yani. Muallim Naci'den Bize Miras bir dize var ya, işte böyle olur Çelebi bizde konser dediğin, bizde hep böyle oluyor bu işler nedense. Sözünü ettiğiniz derinlikte bir vergi tartışması üzerinden ideolojik tasnif yapmamız mümkün değil, çünkü zaten halkın böyle bir beklentisi de yok. Halk tamamen kurduğu sempati bağı üzerinden oy veriyor. Tamamen derken tabii ki bilinçli seçmeni ayırıyorum, ama çünkü bir sokak röportajlarında görüyorsunuz. Yokluğunu alenen ifade eden bir vatandaş seçim konusunda aynı sistemin devamını istiyor. Yani bu durumda siz kalkıp da gerçekten belediyenin yerel vergi önerebilmesi, bu konuda bir seçim vaadinde bulunması, hani ileri beklentiler gerçekten. Doğru ama yani bunu da söylemek zorundayız. Yani doğruyu Elbette, söylemek elbette. zorundayız. Doğruyu söylemek zor. İşin Evet. aslı bu. Yani bakın Amerika'ya 100 yıllık seçimlerine bakın Amerika'nın. Seçimler hep bu bazda yürümüştür. Yani arada vardır tabii. İşte siyahilerle ilgili problem şunlar bunlar falan ama işin özü sağ sol bunun üzerine kurulu. Sağcı partiler Amerika, Cumhuriyetçiler daima ben vergi yükünü azaltacağım. Evinize daha çok özel mal tüketeceksiniz. Demokratlar da tabii solcu demiyorum onlara ama onlar da ben vergi yükünü arttıracağım mesela dolayısıyla sağlık sigortanız olacak diyorlar. Yani Clinton, Obama bunu söyledi Medicare'i yaparken. Yani onun karşılığını ödeyeceksiniz ama dedi verginin. Ama Trump mesela buna karşı. Mesela bu çok bence çok sağlıklı. Diyor ki ne demek devlet sağlık üretmesin diyor. Sağlık bir özel maldır diyor. İşte bu tam bir gerçek bir teorik tartışma. Trump diyor ki sağlık bir özel maldır. Herkes gider piyasadan satın alır diyor. Sen ne karışıyorsun diyor devlete. Obama diyor ki sağlık özel mal olur mu diyor. Sağlık bir kamu malıdır. Dolayısıyla bu sigortayı ama bunun karşılığında bir vergi alacağım diyor bunu yaparken diyor. Yani biz bu tartışmayı yapamıyoruz mesela şeyde yerel seçimlerde. Hatta genel seçimlerde bile ne kadar yaptığımız ayrı o da başka konu. Yani Yok hocam, dediğiniz gibi demedim ben. bizde tamamen ideoloji üzerinden, ama bu teknik detaylar hiçbir şekilde kale alınmıyor. Hocam vaktimizi hayli de aştık, ama pazartesi günü bir veri açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon verisini açıklayacak, ama ondan önce İstanbul Ticaret Odası ipucunu verdi zaten İstanbul'da. Çok kısa bir beklentinizi alabilir miyim? Yani genellikle TÜİK İTO'nun şeyinin İstanbul için saptadığı şey ki doğrudur da bu. Çünkü İstanbul'da biraz daha yüksek oluyor çünkü fiyat artışları. Bir puan, 1,5 puan altında çıkıyor TÜİK'in şeyleri. Ama Ocak ayı Türkiye enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki %3, Fransa'da 2,9 yıllık enflasyon bakın. Ocak ayı aylık enflasyonu Fransa'da ya da Amerika'daki yıllık enflasyon 2 katı kadar çıkacak. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Hani meşhur Bekir'in şeyi gibi yani. Cenaze namazına kimin kıldırdığını söyle o anlar dediği şey gibi aynen. Yani Fransa'daki yani üstelik bunu üreten hükümet 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Yani ben enkaz devraldım derse çok komik olur. Gerçekten çok komik olur enkaz devraldım derse. Ondan sonra aylık enflasyon bu ülkelerdeki yıllık enflasyonun 2 katı kadar çıkacak. Şunu söyleyeyim yani enflasyon devletin olmadığı yerde vardır. Çünkü devlet enflasyonu dizginler, yaratmaz. Ama ne diyor Erdoğan mesela kimse buna takmıyor kafayı. Ben vatandaşı enflasyonu ezdirmeyeceğim. O kadar saçma bir laf olabilir mi? Erdoğan'ın işi vatandaşı enflasyonu ezdirmemek değildir. Her yerde defalarca söylüyorum. Erdoğan'ın işi enflasyon yaratmamaktır. Enflasyon yaratıldıktan sonra zaten o vatandaş onun altında ezilecektir. Bunun kaçarı yoktur. Ama senin işin enflasyon yaratmamaktır. Emeklileri de ezdirmediklerini söylediler, ama şu an iktidara en yakın gazetelerden Yeni Şafak'ta emeklilerle ilgili iki yeni düzenleme müjdesi geldi. Zaten hani kendi içinde birbirini yalanlayan bir takım paylaşımlar iktidar medyasında iyi takip edilirse çok rahat bulunabiliyor. Hocam, ekleyecekleriniz varsa kısaca son cümlelerinizi alalım. Yani işte aşağı yukarı bunları şey yaptım yani ondan sonra ama tekrar ediyorum bütün bunların altında yani enflasyon dahil olmak üzere devletsizlik yani hukuksuzluk yatıyor. Hukuk meselesini çözmeden Türkiye'nin
iyi günler görmesi mümkün değil. Bakın devlet dediğiniz vatandaşı üç şey verir. Devlet budur. Özgürlük verir, zenginlik verir, güvenlik verir. Hukukun olmadığı bir yerde güvenlik de yoktur. Bunu herkesin çok iyi görmesi lazım. Yani mesela işte CHP büyük bir hata yaptı. Tam doğa mitingini iptal etti. Niye iptal etti? Şehitler nedeniyle. Halbuki tam tersini yaptı. O şehitler aynı noktada 21 askerimizin öldürülmesi, şehit olması Türkiye'de hukuk sisteminin çalışmamasından kaynaklandı. Orada eğer oradaki komutan o bölgenin sorumlusu denetlenebilseydi, yani gerekli bir şekilde hesap verebilseydi bunlar olmazdı. İlerisi için de garanti olurdu. Ama olmuyor. Türkiye'de her şeyin başı hukuk devletinin iyileşmesi. Bu sağlanmadığı sürece Türkiye çok büyük sorunlar yaşayacak. Çok büyük sorunlar. Bugünkünü aratacak sorunlar yaşayacak diye düşünüyorum. İnşallah maalesef. Türkiye tekrar bir devleti olur Türkiye'nin. Çünkü şu anda Türkiye'nin bir devleti yok çünkü artık. Maalesef ve dediğiniz gibi hukuk olmadan huzur olmayacak ama mevcut iktidar sistemi devam ettiği sürece, mevcut yapı devam ettiği sürece de hukuk olmayacak, olamayacak gibi görünüyor. Umarız evet. Bu yerel seçimde bu bağlamda değerlendirilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum size, Mehmet Bey. Ben sağ olun. Bütün yayına katkı sağlayan bütün arkadaşlara çok selamlar, teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere hocam. Sevgili dinleyiciler, haftanın bakiyesini Profesör Sayın Eser Karakaş'la konuştuk. Satırda kalan var aktarmak istediklerimiz. Yeni Çağ Gazetesi'nde Arslan Bulut'un yazısı Hırsız Adalet Gözetmez başlığını taşıyor. Birkaç paragrafını özellikle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı yolsuzluk algı endeksinde bu yılda gerileyerek Zambiya ve Gambiya gibi ülkelerin gerisine düştü. 180 ülke arasında 115. olan Türkiye için bu tarihin en kötü yolsuzluk algısını gösteriyor. Türkiye geçen yıl 101. sıradaydı. Listenin zirvesinde Danimarka, sonundaysa Somali yer aldı. Haberi günlük basın taraması yaparken BBC'de gördüm. Medyanın bu haberi görmemesinin bir sebebi iktidarı yıpratmamakla ilgilidir. Asıl sebepse iktidar medyasının usulsüz ve adaletsiz olarak sürekli beslenmesidir ki bu da bir çeşit yolsuzluktur. Kamu kurumlarının reklamlarını sadece iktidara vermesi, ayrıca özel sektörün baskı altına alınarak muhalif medya kuruluşlarına reklam vermemesinin sağlanması da yolsuzluktur. Bir ülkede hukuk sisteminin nasıl işlediğini anlamak için yolsuzluk endeksine bakmak yeterlidir. Yolsuzluğun oranı adaletin veya adaletsizliğin oranı demektir. Şeffaflık Örgütü Türkiye'ye dair değerlendirmesinde Türkiye'nin 2015'ten beri hızla gerilemesi, yürütmenin çok güçlü bir hale gelmesi, il, demokratik denge ve denetleme mekanizmalarının azalmasından kaynaklanıyor ifadelerini kullandı. Örgüt, Türkiye'de yolsuzluğu önleyecek yasaların yetersiz olduğunu, bu yasaların uygulanmasında da isteksiz davranıldığını, yargının bağımsız olmadığını aktardı. Yolsuzluğun kurumsallaştığı ve komisyon adı altında rüşvetin tarifeye bağlandığı ve havuzda toplanan paraların dövize çevrilerek yurt dışına kaçırıldığı bir sistem, ekonomik krizin neden durmadığını ve durmayacağını da gösterir. Bu vampirin insan kanı emmesi gibidir. Ülkenin kanı da bu şekilde emiliyor. Yapılan hesaplara göre yurt dışına kaçırılan döviz miktarı 22 yılda 1 trilyon doları aşmıştır. 1 trilyon doların kaçırılmadığını düşünün. Emekliler açlık sınırı altında bir maaşa mahkum edilir miydi? Açıkça görüldüğü gibi hırsızlık bütün kötülüklerin hem anası hem babasıdır. Hırsızlık bir politika olarak uygulanırsa sebep olduğu ekonomik krizden dolayı dış politikada teslimiyetçiliğe yol açtığı için vatana ihanete kadar da götürür. Bu itibarla ülkenin kanını emenlerden anayasal düzene, hukuka saygılı olmalarını bekleyemezsiniz. Hırsız adalet gözetmez cümlesiyle bitiriyor Arslan Bulut Yeni Çağ'daki yazısını. Sevgili izleyiciler, bu vesileyle biz de hatırlatalım. Uluslararası Şeffaflık Örgütü düzenli bu araştırmasında
180 ülke arasında Türkiye'nin yerini 115. olarak belirledi. Yani bu şu demek ki Arslan Bulut'un da belirttiği gibi bir sene önce 101. sıradayken 115'e geriliyorsunuz. Yani çok ciddi bir probleminiz var. Bu problemi çözmek gibi bir niyetiniz yok. Tam tersi bu sistemden memnunsunuz ve devam ettiriyorsunuz. Ama şunu unutmayalım lütfen. Onlar bu sistemi sürdürdükçe bunun faturasını biz ödüyoruz. Yani millet olarak ödüyoruz. Kesinlikle hazine denilen kasa, o merkez kasa devlet adamlarının cebinden çıkanlarla doldurulmuyor. O hazine vatandaşın parasıyla dolduruluyor. Biz her vesile bıktırırcasına bunu tekrar edeceğiz. Harcanan tüm para, yolsuzluğa giden tüm para, rüşvete giden tüm para dönüp doğrudan ve dolaylı ama bir şekilde vatandaşın cebinden çıkıyor. Ve biz şimdi bunu kriz derinleştikçe maalesef çok daha acı bir şekilde öğreneceğiz. Sevgili izleyiciler, Ajans hafta içi saat 16'da. TR724 ekranlarında başlarken belirttiğimiz gibi bazen sorunlar oluyor. Bazen bizden kaynaklanıyor, bazen internetten kaynaklanıyor. Bunu hoş görmenizi umuyor ve desteklerinizi esirgememenizi bekliyoruz. Destekten kastettiğimizde biz diyoruz ki mümkün mertebe dışarıda olmanın verdiği rahatlıkla sizlere doğruları aktaracağız. Siz de lütfen bu doğruları duymak istemeyenlere bile ulaştırılması için bize yardımcı olun. Hoşçakalın.